Merhabalar. Ay Ankara çok soğuk efendim. Yağmur yağmış olsa. Gene soğuk. Ama şimdi yağmur yağmadığı için. Yok gene soğuk. Ha? Rüzgar, lodos, fırtına. Ha. Merhabalar efendim. Yok canım, abirin Serdan hoş geldin. Şeyi götürdüm, Aruşka'yı. Evde ekmek yok. Ondan sonra vardı yedik. Ama şu an, aleyküm selam. Şu an bilmiyorum, fırını bekleyeceğiz herhalde. Ay Berdan, Serdan, yani istemezdim gerçekten Deniz ablayla böyle olsun. Ama iddialara göre öyle oldu. Yani yine de şey yapmadım. Sibel Baysal harikalar diyar efendim, hoş geldiniz. Yarın pazar, eğer boya bulursam kozmetikçi, gene saçımı boyayacağım. Bir de keseceğim. Uçlardan. Aynen Berincim, aynen. O zaman senle şöyle naşlatırsan, ekmeği nereden lıkabilirsin? La şöyle naşlatırsan. Bu saatte ekmeği bulamıyorum. Tarikası var, arabası. Tamam, Sena da var. yeri kapalı. Sena? Nina var, Hiç. olur. Sena. Yukarıya kadar şey yaparsan. Mehmet abiye. Ondan sonra tekrar evin önüne bırakırsın. Oradan ekmek alsın. Olur mu? Yukarıdan. Dayı mı bırakacak evine? Yok. Ekmek alacak, tekrar buraya bırak. Olur mu? Ha? Buraya. He. Buraya. Evet, buraya gelecek. Olur. Arabayla mı gidecek? Sen kendi arabanla gideceksin. Ha. Götüreceksin. Buraya geri geleceğiz. He. Çay içtikten sonra mı? He. Yo yo, çay içtikten sonra. Tamam. Tamam. İçer Kimler mi? gelmiş efendim? İçer mi? Ha. Çöktü mü hemen? Aa, o kabartıyor çayı. O çok güzel demler. Ne çabuk çöktü dayı daha. Yeni koydum. E baksana. Bak bir doldur kendine görsün. Bak. Yok, evde ekmek yok da efendim. Ha. Mehmet abiyle bir komşum burada kendi eşiyle beraber misafir olarak geldiler. Karşı dairemde oturuyorlar, yan binamda. Filiz hoş geldin. Ben dedim ki Mehmet abiyle dedim yukarıda bir açık yer var. Oradan ekmek, fırın kapalı. Görüyorum şöyle. Güzel. Şeker. Burada yok Kaç mu? tane? Yok, o getirir. Kaç tane? Bunlardan 3-4 tane. Ha, dört Kesme. tane. Kesme. 3 tane yeter. 3 tane. Onu oraya koysan da burada devrilmezsin. Kim gelmiş bana istek göndermiş burada? Tanımıyorum Ahmet seni. Afiyet olsun demişler. Zeren hoş geldin canım. Aysin merhabalar. Ha, bir de dedin ya arabada şey yok, yakıt. Oradan da alırsın işte dönüşte. Anladın? Tamam. Ha. Eyvallah dayı. Afiyet olsun. Güzel demler o. Çay ocağı vardı onun. Öyle mi? Aa Güler, tabii canım.
Önceden çay ocağı vardı. Kız Güler, Ankara çok soğuk. Lodos, fırtına. Şimdi Aruşka'yı... Ay, Almina solistim gelir mi? Efendim, İzmir'in divası. İzmir'in divası efendim. Almina Rencü. Hoş geldiniz solistim. Az solistim. Nur abla hoş geldin. Almina Rencü solistim acaba... Gelmek ister misiniz? Astolistim. Canım benim bir tanem. Nasılsın? İzliyorum, izliyorum. Sahnelerini, çıktığın turneleri. Mehmet abi şunu biraz sev de canlı yayında öyle yapıyor. Evet. Efendim gelmek isterse astolistim. Almina Rencü. Gel. Astolistim. İzmir'in. Al tek diş. Gel. Gel. Alık onu kucağına alık. Öyle yapıyor biliyorsun zaten. Heh. Evet efendim. Az solistimiz. Efendim. Aldım efendim az solistimizi. İzmir'in divası. Güzel, merhametli, güzel, yürekli Almina Rencü efendim. Çok severim, çok bayılırım sesine, karakterine, kişiliğine efendim. Zerincim hoş geldin. Olmadı mı? Bir de üstten mi deneyeyim? Evet, tekrar alayım. Bugünlerde Almina Rencü astrolistim. Instagram'da güncelleme yapılıyor zannedersem problem. Çıkın tekrar bir şey yazarsanız efendim adınızı da alacağım. Bir de üstten deneyeceğim. Hı-hı. Vallahi onur edersiniz beni efendim. Güleş Hanım hoş geldiniz efendim. Emre merhaba. Bakayım efendim burada mı kendisi? Filiz hoş geldin. Evet. Ha çıkıp tekrar gelecek herhalde Almina Rencü astrolistim efendim. Vallahi ben de yarın bilmiyorum pazar eğer açık olursa kozmetikçiler şey alacağım boya. Gene saçımı boyayacağım. En azından beyazlar kapanır. Geçen boyadım. Oryal yoktu içinde. Karıştırmadım. Bundan dolayı böyle oldu. Yani açıksa Mehmet abi yollarım. Ondan sonra alır. Ben de yedi belen. Hoş geldin canım. Nur abla, Almina Rencü'yü takip ediyor musun? Kendisi çok güzel bir astrolist. İzmir'de ben tanıyorum kendisini. Ondan sonra çok güzel böyle merhametli, yürekli, güzel sesli. Tabii gezmeyi sever, Avrupa'ya açılmayı sever. Hem astrolist hem de garibanların anası ya. Yok az önce şey oldu, gelmek istedi, almak istedim, olmadı. İnşallah tekrar gelir efendim. Gir çık dedim, çık gir dedim. Bakalım nasıl olacak efendim, gelirse. Et Nur abla. Almina Rencü, değerli bir astrolojistimiz. Ha, nereye dönüyorsun? İstanbul'a mı gittin Nur abla?
İstanbul'da çok soğukmuş, yağmurluymuş herhalde. Vardı vardı, ekmek vardı da bitti. Ha, ben de sen zannettim Nur abla. Ama şey yağışlıymış değil mi? Bayağı yağışlıymış İstanbul. Burada da yağmur yağsa belki biraz keser, değil mi? Çok lodos rüzgar var. Ben de yok köpeği çıkarttım ben de. Vadiye götürmedim. Kavga ediyor hayatım orada. Büyük köpeklerle. Aynen yağmurlu arabanın silecekleri yetmiyor. Ha, şu an hala yağıyor mu? Devam ediyor mu yağmur? Ha. Dur. Ha, gözlerinde şeyi bir Nur abla etiketlisin. Elvan'ı, Zodo'yu. Tam az önce konuşuyordum vallahi bir şeyler anlatıyordu bana. Ondan sonra tesisat şey çeşme bozulmuş. Mehmet abi çeşmeyi yapıyordu. Ondan sonra bir ara Gündür'de en son tekrar annesi de biliyorsunuz orada internet çekmiyor fazla. Donup duruyordu. Beğenmedin mi çayımızı? Yok, Aa, beğendim, güzel. beğenmedin mi çayımızı? Tamam, iç, doldur. Yok, fazla iş. Çaylardan biri değil o yüzden. Sen Semih kardeşim hoş gel. Aha geldi vallahi Elvan. Elvan gel canım gel. Gel kurban gel. Aa, neredesin ki sen? Gel saat erken ya kaç şu an? 1:30. İstanbul'daysan açıktır. Vallahi Ankara'da da açık yani. Ama bazı yerler açık. Elvancı, Zode Elvan, hanımefendi gelmek ister misiniz? Efendim, buyurun. Sahne sizin efendim. Yani. Aynen, teşekkür ediyorum Nur ablacığım. Yok dedim ki ne? Hani Mehmet abi şey yapıyordu ya çeşmeyi. Konuşuyorduk senle Elvan. Onu anlatıyordum Nur ablaya. Ondan sonra yarıda kaldı dedim. Haftaya Ankara'dayım Sibel Hanım. Rakı balığa gidelim senle. Olur, neden olmazsa. Ha. Evet. Ay şimdi tamam. Alıyorum efendim Elvan'ı. Aldım efendim. Şu aşağıdan da kabul mü etmem gerekiyor? Aa. Kız ne oldu? Aa efendim az önce de astrolistim Almina Renci de öyle oldu. Ya Ahmet bir git ya izlemede kal ben seni tanımıyorum ya. İzlemede bak senin yüzünden Almina astrolistim de gitti. Yani gitti derken alamadım. Dur tekrar deneyeceğim Elvan'ı. Elvan çık tekrar gir kızım.
Ablan kurban olsun sana. Semih demiş ki ne pembe pamuk şeker şapkan nerede onu taksan daha canlı dur. Pembe şapka pembe. Aa şuraya odaya mı koymuş? Aa şunu diyor herhalde. Aa. Dur takayım Semih. Seni mi kıracağım? Şunu mu diyorsun? Şunu mu deden? Dur takayım da. Şöyle. Bunu mu diyor? Hayır bu değilse söyle. Bundan sonra bir tane kırmızı var. Bunun benzeri, aynısı. Oldu mu? Oldu mu yar, oldu mu yar, istediğin oldu mu yar? Evet. Teşekkür Sibel'cim. Canım benim. Çileğim mi? Çilek çıktı mı? Semi. Yoksa mevsimi yazın mı kışın mı? Kırmızı. Aa Elvan demiş ki kırmızıyı tak. Hadi bunu taktık Semih kardeşim için. Bir de kırmızıyı takalım. Al Mehmet Kırmızısı var ya odada herhalde. Kız gelsene. Aa, iki kulüm yapalım. Gel. Elvan. Dur Elvan'ı üstten alacağım. Ha şu an çilek var mı Nur abla? Ha. Kız karşılıklı göndeririz olmuyor ha. Dur bakayım. Kabul ettim. Aa Zümrüt Cansel Asolist'im gelmiş efendim. Ha nihayet. Merhaba. Merhabalar. Şunu da yerine koy. Ne yapıyorsun? İyi İyiyim. Ben misin? sen nasılsın? İyi misin? Ya beni aradığında dedim ya sana Çeşme akıntı yapıyor. Mehmet abi de tornavidayla. Necati yapamamış ama Ya Necati niye Necati yapabilir beceriksiz zaten. ama. Ha. Arya Lila hoş geldin canım. Ondan sonra işte onu yapıyordu. Şey yapıyordu Mehmet abi. Ay Mehmet abinin de elinden her Ama iş geliyor bu ya. kanallarıma atmayacak yani kendini göstermem. Mehmet Ha? abinin elinden de her iş geliyor diyorum. Tabii, tabii. Ha. Bak seni de kırmadım. Seni kardeşimi de kırmadım. Seni kardeşim Demet ne yapıyorsun kızım? Nerelerdesin? Göremiyorum artık seni kız. Şimdi gördüm. Toprak Soykan hoş geldin güzel kızım benim. Canım benim. Sibel. Ay Pinepi. Pinepöl. hanım ayı da etiket değilim efendim. Pinepi de hanım ayı etiketli. İyi geceler. Sen ne yaptın? İsim vermeden anlatabilirsin Yok. istersen veya özelden olur. Yok ya, gerek duymuyorum. Ama bence Yaptım benim dediğim yaptım. gibi yap. Hemen yaptım Sibel. Yemin ederim bak. Yani ne yapacağım? Başka ne Hemen olacak? yaptım. Yani Ha. çakala mı uğraşacağım ben? Doğru söylüyorsun. Bir de biliyorsun ben yoğun bir insanım yani Sibel. Boş boş oturmuyorum yani evde. Dışarıdayım çoğu zaman, çalışıyorum. Boş şeylere kafa yormam yani. Boş insanların yapacağı şeydir o Sibel. Boş boş oturan insanlar var ya evde. Boş ama bak. Onların yapacağı şeydir bu tartışma, dedikodu, laf falan. Benim tarzıma uygun değil yani. Tartışmak, kavga etmek falan. En güzeli engeli bu tonu var. Dedi, zaten Tabii yapmışsın yaptım. gereğini. Boş ver ne yapacağım. Şahsen birisi beni ben bir kere Allah'ın hakkı üçtür. Bir üzer beni, iki üzer beni, üçüncüsünde de ne yaparım engellerim. Yani nereye Boş. kadar Ne? sabredeceksin Gerek telefon, gerek WhatsApp, gerek heh. Sibel? Yok yok, öyle zaten canım, doğru.
Kız bugün Melike abla hastaydı biliyor musun? Kim o? Hastanedeydi. Şey Evet Bahura evet onu abla. gördüm. Ay çok kötü gördüm ya Sibel. Yazık ya. Ben hiç bilmiyordum hasta olduğunu onun. Ben de bilmiyordum hastanede bağlandı. Ay Allah yardımcısı olsun ya. Mevzat vardı. Düşler sokağa vallahi öyle ya. Hem de ne sabır taşı var ya. Ama ben Sibel ben sabırlıyım da ama bir patladım mı da var ya öyle bir patlıyorum ki. Görmüyorum var ya karşımdakini. Hiç dinlemem de büyükmüş, küçükmüş. Herkes haddini bilecek. Kimseyi sevmek zorunda O değil ama kadar. saygı göstermek zorunda. Burada şöyle bir eksik var. Burada saygı Evet. yok. Yok, burada saygı yok. Aynen. Bak gözlerinde gözlerin. Ay, bu ne isim? Bunu bir değiştir ya Zümrüt'ün dediği gibi. Evet ya çok Evet. uzun Allah ya. Allah. Değiştir çabuk bak. Hadi bekliyorum. Çık. O ismi değiştir tekrar gel. Emir büyük yerden ne gelir elden? Zaten o çok isimlere takılmaz ya. Değiştirir şimdi o ismi. Yok kız ben de şaka latife olsun diye söyledim. Ay. Zümrüt burada mı Zümrüt? Ha, seviyor Burada o mı zaman. Zümrüt? Bir ara geldi gitti herhalde. Burada mı bilmiyorum. Utku sen seviyorsun o zaman bu ismi ya. Şarkı bir şarkı ismiydi herhalde bu değil mi? Öyle bir şarkı var mı? Ben söylüyordum onu. Gözlerini aklımda kaldı. Bak görüyor musun ne yazmış Bilemedim, insanlara. Ay valla öyle ya. bilemedim. Buradaymış Zümrüt Ay evet. Ay hiç yorulmuyor ya. Küfür de küfür. dur bakayım, şuradan mı? Yanlışlıkla engellemeyin bu sefer kız, dur. Ha. Aa engelle diyor, dur. Olmadı. Ha şimdi oldu. Ha. Gelsin bakalım astrolistimiz. Astrolistim vardı Armina Rencü. Katılmak istedi İzmir'de. Çok eski tanırım kendisini. Çok böyle güzel sesli. Kendisi de güzel. Tam yayınıma geliyordu konuk olaraktan. Gene problem yaşandı. Ha bak Zümrüt'le de öyle oldu. Ha, gel 2 dakika Zümrüt. Mehmet abi orada mı Sibel? Yanlışlıkla alacağım diye Mehmet abi engellemeyin. Ha? orada mı? He, Biraz burada. sohbet edeceğim onunla. Mehmet abi. Duymuyor beni. Duyuyor, duyuyor. Şuraya gel. Sever o elvan bacısını. Aha. Buyur de. Buyur. Nasılsın Nasılsın sağ ol, abi? Ay teşekkür ederim. ne Sen kadar nasılsın? kibar. İyiyim ben de teşekkür ederim. Çay mı içiyorsun? Ne yapıyorsun? Her çayı içtim. Afiyet olsun. Markete Ne çıkacağım. yapacaksın? Markete çıkacağım. Sibel çok yakınlaştın adamı ya. Markete. Aha, Ama kendi yaklaştım. markete Ha. çıkacaksın. Markete Ne çıkacağım. alacaksın marketten? Ekmek kalmadı. Sibel niye bu Ekmek saate alacağım. kadar adamı ekmeksiz bıraktın? Yok vardı. Yedik yedik. Ha. Vardı kan vardı. Şimdi bir daha Ha, bir alacağım. daha alacaksın. Komşum burada. O alıkır şeyle. Yakıt alacak ya arabaya. Ha. Ne? Yakıt alacak ya o alır ekmeği. Tekrar geleceksin. Anahtarı üstünde bırak ben açarım. Tamam. Sibel bu saatte açık market var mı orada öyle? Vallahi komşum burada. Kendisi de. Onun arabasıyla gidiyorlar. Benim arabamla değil. Arabayı Ha şeyde mi? Yukarıda var. Mehmet abi kapıyı kapat da ben açarım. de... Yukarıda var. 24 saat Aa, açık. iyiymiş ya, ne Ama kadar güzel. ha. Kız komşum da gel. Karşı komşum. Karısıyla geldi. Oturdu. Çay Aa, içiyorlar. çok iyi ya.
Ha, bilmiyordum ben. 24 saat açık yerler. Yok, bir yer var burada, bir yer var. Ya şu şey, bir yer vardı bizim Konya'da. Böyle unlu mamuller diyorlar ya Sibel. Öyle Bir bir yerdi ama onu mükemmeldi, biliyorum. böyle 24 saat açık. Yok yok. Sen şeyi diyorsun Elvan. Fırını diyorsun. Fırın Fırın değil ya. saat 4 4 4 buçuk Tam açılıyor. anlamıyla Zümrüt alayım seni, tam gel. fırında Bakayım, değil de. rahatsız olmayın. Evet. Teknik de olsa var yani öyle yerler. Burada benim oturduğum semtte 24 Ha. saat açık. Piyizlere, ama piyizim ral benim. Piyiz için değil. Eray Mergen hoş geldin. Piyiz için değil. Ekmek olarak alıp gelecek. Çünkü yenge de burada, onu gösteremem Ha, yok yok, komşuma. gösterme. Eşiyle beraber gidiyor. Yenge burada oturuyor. Şimdi orada mı? Burada. Ha. Eşiyle tekliş Ha, gittiler. tamam. Yani yengenin Evet eşi. evet anladım anladım. Ha. Eray da çok efendi. Gelmek isterse alırım. Ay, Deniz Polat kızım gelmiş. Tanışıyor musun Elvan? İlkay'ın yayınında görüyorum ben Deniz Polat'ı çoğu zaman. Onun dışında tanışmışlığımız yok yani. Hani birebir konuşmuşluğumuz yok. Her şey İlkan yayında çok denk geliyorum. Sadece orada görüyorum. Çünkü anlaşıyorlar ya, ondan dolayı. Kafa dengiler. Gel Deniz. Tost ekmeği var ya, tost ekmeği al, tost ekmeği. Tost ekmeği daha güzel olur, tamam mı? Ha, iyi. Hoş geldiniz efendim. Deniz Polat hanımefendi. Selamlar solistim, iyi geceler, merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Tanıştırayım efendim. Sizi İlkay abinin yayınından takip ediyormuş, izliyormuş. Sevgili Elvan hanımefendi, Norveç'te kendisi. Sevgili Deniz Polat hanımefendi de Deutschland, Almanya'da Merhaba, efendim. tanıştığıma memnun oldum. Merhabalar Elvan Hanım, ben de memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İdare eder. Hastalıklarla boğuşuyoruz ama buna rağmen hayat güzel. Geçmiş olsun. Ya artık öyle bir duruma geldik ki, döneme geldik ki insanlar falan bazen yani Allah korusun diyoruz da ya her şey hastalık gibi olsun, ufak tefek hastalıklar gibi ya. Evet, öyle diyelim, öyle geçiştirelim. Ay Nurcuğum, merhaba annem. Nasılsın? Ay şey Semih, senin ben var ya, nuruna başlayacağım. Bir zaman gördün, nur da nur, nur da nur. Sibel'cim afiyet olsun annem. Aslan sütü mü? Ben bugün rakıyı şarapla aldatıyorum. İçimden öyle öyle bir şey geldi. Menüde ne vardı kızım? Nasıl oldun karamelim? Valla iyiyim şeycim, Semih'cim, teşekkürler. Nurcum annem, öpüyorum seni. Nurselim annem, öpüyorum seni. İyi idare ediyorum yani idare ediyorum derken gittikçe iyiye gidiyorum. Doktorum iyiye gittiğimi söylüyor yani. Grip mi, hastalık nedir tam olarak? Özel değilse. Ah, Elvan Hanım, hangisini söyleyeyim ki? Ya. Ay o zaman. Tansiyonu mu söyleyeyim? Kalbi mi söyleyeyim? Ay ya, Kan yani üzüldüm. hangisini söyleyeyim? Ay çok çok Annem geçmiş olsun barışalım. ya. Yok, hastalık derken tabii ki ben bundan bahsetmedim canım. Allah korusun. Yok yok. Tez zamanda Allah şifa versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Aa, çok sevindim. İnşallah tez zaman sağlığınıza kavuşursun. Ay canım, çok teşekkür ederim Nurselim. Sağ ol annem. Siz Norveç'te misiniz? Evet evet ben Norveç'teyim. Hmm, ben de Almanya'dayım. Var Almanya'da. Deniz, Norveç nereye yakın? Norveç. Almanya.
yakın İsveç, Almanya. Danimarka, Evet, İsviçre'ye, Danimarka'ya komşu falan yakın. ülkeler. Kanada'ya falan galiba, değil mi? Kanada'da aynen kuzeyde kalıyor bildiğim kadarıyla. Aa öyle mi? Göz şey yayından mı düştü o? Ayol Deniz Polat kolay kolay kimseyi engellemez. 5 kişiyi engelledi. Onun haricinde kimseyi engellemez. Onları da ben biliyorum. Bana söyledi. Ben biliyorum. Doğru mu Evet, dedim? yani şey abi yo birinin kaldırdım o şeyle. Ha Sibel'cim senden rica edecektim çünkü neyse buradan söylemeyeyim şimdi. İstanbul'da hani bir gün yan, bir gece evinde kaldın ya. Onunla barıştık. Cansel. Hayır. Yekta. Hayır. Sude. Evet. Tebrikler efendim. Ya bazı arkadaşlarım sağ olsunlar bana Uçlar uzun uzun yazdılar. yani, evet. Dediler şey yani Deniz sen işte böyle ben o insanları hayatımdan çıkarttım bir daha almamak üzere diyorsun ama o kadın nerede senin adın geçti her zaman "Aa, ben Polat'ı çok severim." Bir 10-15 gün kadar beraber zaman geçirdik. Ben onu çok sevdim. Ben onun kötü bir insan olmadığına inanıyorum. Lütfen ben varken onun hakkında kötü konuşmayın falan. Ya benim hakkımda aslında kimsenin kötü konuşması da gerekmiyor Sibel. Sen beni yıllardır tanırsın annem. Yani ben bana yapanı yapıyorum. Yani birisi çıkmış bana şunu yaptı, bana bunu yaptı diyor. İyi de hiçbir arkadaşın tutup ona şöyle bir soru sormuyor. İyi de güzelim. Sen Deniz Polat'a ne yaptın da Deniz Polat sana onu söyledi demiyor. Ya işte bu biraz ne bileyim çelişkin. Sevgili Deniz, Dinliyorum annem. Soylu Ceren, hoş geldiniz Deniz'im hoş efendim. geldin. Aranızda fazla zaten problem yoktu ama aranızı kim açtı? İster isim ver, ister verme, ister özelden. Önemli değil. Ya şöyle şimdi bir WhatsApp konuşmamızda bana bir laf söyledi. Ben de o zamanlar çok böyle hassas bir dönemden geçiyordum. Yani ne bileyim fazla alıngandım falan. Ben de biraz sert çıkıştım ona. Ondan sonra ve şöyle bir tarihsiz bir laf ettim. Yani benim dedim şurada abim dedim 2 sokak ötemde oturuyor. Ve ben 2009'dan beri yani yaklaşık 14-15 senedir 13-14 senedir sokağından dahi geçmiyorum. Ben kendi özbeöz ailemden kan bağım olanları silmişim. Sen kimsin ki? Dedim ve çıktım. Çıktıktan sonra bütün sosyal medya hesaplarımdan ve WhatsApp'tan engelledim. 2 yıl kadar görüşmedik. 2 yılın sonunda bütün arkadaşlarım bana ya senin hakkında her yerde şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor falan filan. Ve ben bu arada telefon numaram da değişti. Benim yeni numaram var mı sende sor istem? Var değil mi? Aurora gel, gel buraya. Deniz Polat'ı ben kısaca özetleyeyim. Deniz Polat 5-6 tane Lubunya'ya dargın, sitemli, numarasını, sosyal medya hesaplarını bir süreliğine durdurdu. Numarasını değiştirdi. En son Deniz Polat'ı bir yerde yakaladı. Ondan sonra da dedi ki Sibel benim sende numaramı yeni değiştirdim. Var mı? Dedi. Var. Şu an bende kayıtlı. Ama şunu sormak istiyorum. Tamam. Sude ile barıştığına sevindim. Diğer dört Asla. kişi ne barışmak Asla. istedim? Asla. Çünkü onlar benim canımı çok yaktılar. Burada bir tanesinin ismini vererek söyleyeceğim. Ki özellikle vereceğim ismini neden Tabii. derseniz. Burası alenen olan bir şey yani verebilirsin. Pardon, şunu da bir kapat. Sorusun sen şeye YouTube atıyorsun değil mi? Evet. Ha, o yüzden kameramı kapatayım. Ya şey
İsmini vererek söyleyeceğim. Çünkü buradaki arkadaşların sağ olsun ona yetiştireceklerini çok iyi bildiğimden dolayı isim vererek söyleyeceğim. Ben Nergis Özer'i kendi ailemden birisi olarak kabul etmiştim. Başı ne zaman sıkışsa beni arardı. Saniye. Elvan, Efendim. Nergis Özer dediğim hatırlatma yapayım Deniz Polat. Seninle nasıl günlük görüşüyoruz? Elvan da benim çok değerli bir bacım. Nergis Özer dediği hani bu Zümrüt'ün yayınına geldiğinde Zümrüt ona madikoli attı, o ona madikoli attı. Hatırlıyor musun o yayını? Tam hatırlamıyorum. Ne zaman oldu Sibel? Ben Yok. izleyiciydim. Olay ne zaman yaşandı bu olay? Ya yeni yani bundan mesela diyelim ki ne Aa. 20-25 gün. Bir ay bile olmadı. Allah Allah. Hatta dedi ya Zümrüt. Nergis Özer dedi ben Almanya'ya geldiğimde dedi bana bir tane laço buldu onunla evlendirdi dedi o beni dedi Sibel'cim dolandırdı. çok özür dilerim. Bir araya şurada bir arkadaşıma bir şey demek istiyorum. Ege Arslan diyor ki küfür medek illa küfür edeni engellemezler. Hayırdır Ege'ciğim niye küfür edeceksin? Ne oldu? Canım. Sonra yorumlara takılma. Öyle mi? Tamam peki. Ben bunu zaten Tamam yapıyorum. peki. Sonra Elvan bunlar daha çok eski Ha. arkadaşlarmış. Nergis Özer. Nergis Özer dediğim de TRT'de Charleston'lar Stone'lar diye çıkıyorlarmış. Üçlü Hı bu. Şey, Ya Cengiz Özer ve TRT'de. Charleston Stone'lar diye bir dans grubu vardı. Bir ara 80'li yıllarda çok meşhurdu böyle. Ortalığı Allah Allah'a kaldırıyordu falan filan. Neyse. Bir hafta mı oluyor? Bir Bir Nergis hafta olayı oluyormuş. var. Duymuştum da Zümrüt'ün yayınında. Ama tam olarak tabii ben olayı bilmiyorum ama ben sizi dinleyebilirim yani. Nergis aynı zamanda Zümrüt'ün isim annesidir de. Yani Zümrüt Cansel ismini ona Nergis taktı. Yani Feri ablayla çok samimilerdi. Feri ablayla zamanında benim de Cihangir'de komşumdu Akyol'da. Nergis de samimilerdi. Ve onun kızının adını, Zümrüt'ün adını al. Cansel'in de, Feri Cansel'in de soyadını. Yani isim babası, isim annesi Nergis'dir. Neyse. Bu pandemi döneminden kısa bir süre önce Nergis beni aradı. Poli müsaitsen bir iki günlüğüne sana gelmek istiyorum dedi. Ay şeref duyarım dedim buyur gel. Polat seni tanımam etmem. Elvancığım, Nergis Özer hanımefendi de Deutschland Almanya'da. Ben En son ben nerede gördüm? Buraya Türkiye'ye geldiler tatile. Deniz Polat sen var mıydın? şeyle Uğde Tuğde ile vardı. Şükran'la buluştuklarında falan mı? Hayır, hayır. He. O tatilde ben yoktum. Ondan bir öncekinde vardı. Ha, ondan bir önceki. Özge hoş geldin. Perihan hoş geldin. Evet, Zümrüt hanımefendi yok. Lütfen konuşmayın. Niye az önce buradaydı canım? Biz arkasından konuşmuyoruz ki. O zaman etikette gelsin. Arkasından burada Yani konuşmuyoruz neyse ki. Sibel'cim bir Burası müsaade alanı açık olan ne bir diyorsun yayın. yorumlara Herkes takıl. düşüncesini, yorumunu söyleyebilir. Sibel'cim yorumlara takılma diyorsun ya annem sen de takılma boş ver. Ben şunu kısaca bir özetleyeyim. Bu pandemi döneminden çok kısa bir önce Güzel. Sibel müsaade var mı annem Ay anlatabiliyor muyum? Sibel kaç kez böldün ya? Sen anlat ben dinliyorum dinliyorum. Pandemi döneminden kısa bir süre önce bana aradı beni. Ya günde 4-5 defa falan görüşüyorduk telefonla. Kardeş gibi falandık yani neyse. Tabii annem dedi ne demek buyur gel şeref duyarım falan diye. Geldi neyse bu bana. İşte ben adresi verdim. O navigasyona yazdım falan bilmem ne. Geldi. İşte affedersiniz ya böyle şeyleri söylemek ayıp. Hiç de sevmem ama ben evimde Sibel bilir benim sofralarıma veya eğer şeyime profilime girip merak edip baktıysanız profilimde en az belki siz de görmüşsünüzdür masalarımı falan. Yani kendim yalnız olduğum bile kendime saygı duyarım ben yani güzel masalar hazırlarım. Böyle Tabii olması oturup bir gereken kavun o. ve bir kavun peynirle rakı içemem ben böyle mükellef sofralarım olacak benim. Ve ben Nergis geliyor diye onun 4-5 katı fazlasını yani yaptım.
Neyse şey dedi ya dedi hani bu dedi Alaçatı'da bir Ümit diye bir Lubunya var ya dedi. Evet dedi. Ay o da gelmiş Nürnberg'de. Durumu şöyle böyle falan filan. Kız dedi çağıralım o da geldi dedi. Neyse aradık biz Lubunya'yı. Uzatmayayım o da geldi. Bilet olayı bir şekilde halledildi falan filan bilmem ne. Almancaları çok yeterli değil. Ben işte aradım falan konuştum şu halle. Neyse gel o da geldi buraya. Güzel bir çiğ köftelerini yaptım, lahmacunlarını yaptım, patlıcan kebaplarını yaptım. Ondan sonra yani böyle güzel bir 2 gün geçirdik. Sonra dedik, ay dedi gidelim annem, hadi Mönchengladbach'a gidelim dedi. Neyse çektik Mönchengladbach'a gittik. İçeri girer girmez ilk ettiği kelime şu, benim param yok dedi. Aa. Ne dedim gelsene bir dakika dedim öbürü geldi. Annem dedim lazımsa biraz vereyim yani. Ben de dedim yani çok aşırı bir para yok ama dedim yani 300-500 falan problem değil dedim. Ay yok yok dedi şey dedi. Yani o kadar da değil falan dedi. Ha büyük para dedim o hepimize lazım. Annem büyük para bende de yok falan dedim. Ben öyle geçiştirdik konuyu. Neyse param yok dedi diye ben birkaç defa evine ayıp böyle şeyleri de söylemek ama onun söylediği lafı yanlış ayıp olmayacak benim. Olmuyor benim. Söylediklerim. Birkaç defa evine alışveriş yaptım bilmem ne. Oğlum ya sigaram yok dedi sigara aldım. Ay viski al ben viski içeceğim de viski aldım bilmem ne falan filan neyse. Ve çok güzel bir zaman geçirdik. Ben döndüm geldi. Döndüm geldim. Bir arkadaşım hakkında bana bir şeyler söylemişti. Ben ona o beni aradı. Dedim ya Nergis dedim böyle böyle yapmışsın annem. Ayıp değil mi ya dedim. Aa hayır dedi o olayı böyle 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 dedi. Ha öyle mi öyle. Ben de aradım dedim Nergis bak ben de Suudiyeli ay şimdi ben de işte onunla konuştum dedim. Ha. Neyse kaçırmış oldum ağzımdan. Her neyse. Abi bir bağırdı çağırdı kapattı. Niye böyle bağırıp çağıracaksan annem konuşmamıza gerek yok dedim. Ben şey yaptım kapattım. İstersen bir müddet görüşmeyelim. Sen biraz kendini toparla falan dedim. Aradan 10-15 gün falan geçti. Burada Düsseldorf'ta bizim Janet ablalar. Çok eskilerdendir. Yani böyle şu an 80 yaşında falan galiba. Janet ablayı arada bir ararım. Çok gönül koyuyor. Poli aramıyorsun, etmiyorsun, sormuyorsun. Yaşlıyım, yalnızım burada falan diye. Arada bir ararım onu. Hem gönlünü alırım falan. Aradım. Ay şey dedi. Sen ne yapmışsın ayol öyle dedi bana. Ne yapmışım annem dedim. Kız sen dedin Nergis'in. Ha bu pardon. Evine 3-5 defa bir alışveriş yaptım. Ben daha önce ona Samsung Galaxy 7 bir telefon hediye etmiştim ama 16 GB. 32 GB'dı. 32 GB bir telefondu o. Ben hediye etmiştim yine ona. Ay şey dedi, Poli dedi şuna bir baksana dedi. Ne şey, Bado'yu yüklüyorum. Yok efendim bir şey silin falan. Hafıza yetmiyor falan filan dedi. O esnada da bende 2 tane telefon var. İkisi de sıfır. Birisi Samsung Galaxy 9 Plus. Birisi Samsung Galaxy 8 Plus. Nero dedim annem. Sen dedim onu ver bana dedim. Ben sana Samsung Galaxy 8 Plus'u vereyim dedim. Şey 64 GB. Onun dedim hafızası biraz daha fazla. Ona o zamanın parasıyla 600 euro falandı. 600 euroluk telefon da hediye ettim. Evinde birkaç defa alışveriş de yaptım. Helali hoş olsun. Ve şey Janet ablayla konuştuk. Ay sen ne yapmışsın Poli dedi. Ne yapmışım annem dedim. Ay sen dedin Nergis'in dedi 400 eurosunu çalmışsın. Gözünün içine baka baka da rakı içmişsin. Ay ben beynimden vurulmuşa döndüm. Dedim Janet abla bunu gerçekten Nergis mi söyledi? Evet dedi. Aradım Nergis'i. Ay Allah hakkı için kızı bunamış yaşlı ne dediğini bilmiyor. Ben öyle şey söyler miyim poli bilmem ne falan filan. İnandım ben Nergis'e. Dedim gerçekten söylemez. Çünkü öyle bir şey yok yani. Dur Bir aradan bir saniye. 2 gün geçti Suudi ile konuşuyoruz. Ay dedim Suudi dedim bu dedim Janet abla ne kadar yalancı bu. Yo dedi. Bu dedi, dedi işte yalancı değil. Çünkü Nergis aynısını bana da anlattı dedi. Ay Günür geldi efendim. Aa Günür merhaba annem. Hoş geldin Günür. Gel. Kolay bundan ibaret arkadaşlar. Çok kırgınım, dargınım. Hayatımdan sonuna kadar çıkardım. Söyleyebilirsiniz. Günür gel. Günlerim gelenle bir sohbet edelim. Mübarek sesini duyayım kız. Ne zamandır konuşmuyoruz seninle. Gel. Evet gel, gel Erman Günür. Hanım bu arada bu Sibel ve Günler aşkının mimarı benim. Ben tanıştırdım onları. Aa. Evet. Ama ben söylüyorum ki Ha Elvan. söyledin mi? Pardon. Güzel bir Biliyor. buluşma olacak o zaman eğer Günür gelirse. Umarım gelir. Ve ben Günür gelmek istersen Deniz kızım şey yap kapıya bakayım ekmek Tamam annem buradayım ben git gelsen. Hadi
Şey ne diyeceğim? Nur gelirse söyle Birkaç bana. defa da davet Tabii ettim tabii. Almanya'ya kendisini buyur gel diye ama olur iyi olur falan filan bir gün denk gelirse gelirim falan dedi ama öyle Hollanda'da benim kaldı. bildiğim, değil mi Gündür? Evet Hollanda'da ama şu an Hmm. Türkiye'de annesinin yanında. Evet. Geldi mi Gündür? Polat'cığım bugün ne yemek yaptım? Bugün şey yaptım annem fırında tavuk patates bir de yine tavuklu şehriyeli çorba. Ben kısır yapacaktım bulgurun. sonra ne yaptın? Ben kısır yapacaktım bulgurunu unutmuşum. Ama kısırın bulgurla mı yapılıyor ya? Düğüyle yapılmıyor mu? Neyle? Düğüyle yapılmıyor mu? Hayır bulgurla. Aa, hiç bulgurla yapmadım ya. Ama bulgur biraz daha büyük değil mi? Hayır o köftelik bulgurlar var ya ince bulgur. Evet, ondan bahsediyorum. Ha tamam. Ne diyorsunuz? Ay efendim Yo, çok doğru, özür evet, diliyorum. köftelik ince küçük Böldüm böyle minik. de. Şey yok Aa. efendim ekmek Aa. yokmuş. Emine tabi kendine bir tane burçak bir tane de bana almış. Fırın açılır ya. Sibel, sen niye bu saate kadar bıraktın? Ne yiyeceksiniz? Burçak Onu elinde soğuk yiyeceksiniz. açılır da Milano'da mercimek çorbası yaptım. Aa bir mercimek çorbası yarın ben yapayım şöyle havuçlu Sibel, falan. aç mısın şu anda? Aç Anlamadım. mısın şu anda? Ya ne yapalım yani ekmek Başka bir şey olmayınca yap ye. birer tane bıçak. Ekmek yoksa pasta yiyin efendim. Onun içine koy Pasta Sibel, onun nerede? içine Pasta koysana bıçak. ekmek niyetine sucuk falan. Peynir koy. Bu tatlı Sibel, onun dilimleri büyük ama ya. Ne olmuş? Sibel bir de bakıyor öyle, gerçek miyim? Aysemi Günür Hanım buradalar mı Gitti efendim? o, gitti, yok. Öyle mi? Ha, zaten telefon da çekmiyor annesinin evinde. Aa, evet. Bak, makarna da olabilir. Sibel Yok. Sibel'ciğim. Semih ev yemeklerinde iyi Buyur canım. Ne herhalde. diyelim annem? Acılar bitmez, dertler tükenmez. Ağlarken, ağlarken, ağlarken beni ağlatmaya kimin hakkı var? Beni ağlatmaya Ay sen mi belanı vermesin seni. Çok anisin senin ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim efendim. Az önce Deniz Hanım dedi ki Deniz Polat Hanım efendim. Ben de Gündoğan Tanıştıran. Sibel'in birlikteliğinde baş mimar benim dedi. O arada kapı çaldı zaten. Mehmet abi geldi işte. Ondan sonra şeyi unutmuş Mehmet abi. Memoş. Kapıyı. Yok arabayı park ediyor yengem kocası. Ondan sonra Günür hanımefendi bundan önce yayınlar açtı. İki mi? Evet. Üç mü ama Evet, donuyordu. çok donuyordu. Ben biraz Annesinin dinledim Gündür'ü de. donuyordu. Donuyordu bayağı. Muhtemelen o yüzden katılmadı. Gene Belki internette donardı. bir sıkıntı var. İnternet gerçekten iyiydi. Polatçığım bana Özel Karadır Kaşların türküsünü istiyorum. Ha onu Sibel solistim söylesin. Karadır kaşların ferman yazdırır. Yani Mr. Bean diye bir Allah'ın cezası bir adam var. Şu an onu seyrediyorum O çok komik ben. ama. Aynen. Polatçığım mimar olarak başka projeleriniz var mı acaba? Evet, o nurları senin kışına sok gibi bir projem var. Şey, Semih'cim az kaldı. Türkiye gelirsem. Ay sessiz aldı Sibel.
Türkiye'ye gelirsen Semih senle görüşür görüntü vermeden. Ay ya, bu tespitin dibi yani. Şey diyor, Türkiye'ye gelirsiniz diyor, Semih sizinle görüşür. eve davet eder beni. Evet. Ama ortaya siyah bir perde girer salonun ortasına. Tabii. Ya Polat'cığım, gel seninle görüşürüz. Merhaba. 50 defa söyledim Semih. O Kürt böreği değil. Kürt böreği. Kürt böreği ve onun üzerine bol pudra şekeri döker. Öyle yersin. Sena'ya mı gittiniz? Sena'ya mı gittiniz? Sen bana Sena mı? Kürt böreği ikram edersin. Ben de sana kol böreği ikram ederim. Tamam. Merhaba teyze. Orhan Sadıkoğlu. Merhaba evladım. Merhaba yavrum. Hoş geldin anne. Çayı ısıt istersen. Var mı? İçeceğim çay. Ha? Sibel çay içsin de çayın yanında ne yiyecek? Burçak mı yiyecek? Yani başka bir şey yok ki zaten. Onu yiyecek. Kız bulgur falan yok mu? Bir pilav yap. Bir de makarna yok mu? Bir makarna da %100. Onu akıl yapacağız bak yine de. Bu arada burçak da doyurucu ha. Güzel tadı var onun. Evet. Tahıllı falan. Tahıllı yani. Ayol. Ayol Mehmet abi, benim burçağımı da yesin. Ne olacak kız? Benim burçağımı yesin. Tok tutar Sibel. Bak iyi düşünmüş almış. Mehmet abi benim burçağımı. Aa bak şimdi bir de çay demliyor. Orada mı? İkinci, Mehmet abi orada mı? İkinci fasıla giriyor. Polatçığım, sesinde çatallanma var. Sabah uyandığında yumurtanın akını içmeyi unutma. İkisini beraber içsem ne olur? Sarısını ve beyazını bir sesimde çatallama mı var? Çatallaşma. Yo. Şarkı Serdar Ortaç mı? Sezen Aksu. Bölünür sancıyla uykular, sığınak değil en kuytular. Gökte yan dert ben dolunay, son hatıram çiğnene sar. Bu kadarına razıyım yer. Uzak diyarlarda evli barklı mutluluk en çok anın hakkı. Bu yorgun kırık dökük hikayenin de adı bende saklı. Elvan Hanım, sizin en sevdiğiniz şarkı hangisi? Ben mi? Ben genel ya, kulağıma hangisi hoş gelirse onu dinlemeyi seviyorum. Karışık yani. Türkü de severim yeri geldi mi. Ama öyle belirli bir şeyim yok. Şunu bunu severim diyebileceğim öyle bir çok sevdiğimiz şey yok, sanatçı yok. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem neydem geceden. Gel bak. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl edem bunu? Biliyorum. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden? Uyan uyan yer sinene sar beni, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, anlatım neden Dodo, senin adın Nursel mi? Takılıyor bana, takılıyor. Arkadaş tanıdık. Semih dinledin mi? Var mıymış Deniz'in sesinde çatallanma? Bence çok da güzel okudu yani.
Hem de özellikle bak son okuduğun o sevdiğim, gerçekten sevdiğim bir parça benim. O zaman Güzel. türkü seviyorsanız şu Hı. anki sürede okuyacağım türküyü de seveceğinizi düşünüyorum. Tamam. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Gülemedim yalan dünyada. Sen beni gördümce mutlu mu sandın? Rengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Güzeldi. Ağzınıza sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Bunu biliyorum. Bunu da Çatallanma değil, biliyorum. çatallanma değil de pis bir tiz tonu var. Herhalde bugün soğukta açık kaldı beli. Yok, içim açıkta kalmış annem. Gece yatarken tuhaf tuhaf rüyalar gördüm. Bir baktım büyük Maxim kapanmamış ve sen orada oryantal dansör olarak sahneye çıkıyorsun. Aa dedim, Semih dedim, büyük Maxim'e dansöz olmuş. Ay sonra bir uyandım, baktım içim açıktaymış ondan. Sibel, ne Ben sessiz konuşuyor böyle? aldım veya kendini sessiz aldı bilmiyorum. Diyor, kendini sessiz aldı. Nasılsın diyor. Tamam, sustuk. Şu an Sibel'in kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. 40'ının da kuyruğu birbirine değiniyor. Efendim, lokantayı aradı. Ondan sonra somun ekmek sorduk, tavuk söyledik. Somun ekmek yokmuş. Lavaş mı dedi, pide mi dedi? Yani pide gelirse iyi olur. Dişlerimizden dolayı biraz problemliyiz, tek dişle beraber. Ama lavaş gelirse bilmiyorum. Ben yiyemem, dişlerime yapışır. Olay bu. Buyurun efendim, dinliyorum. Ne yaptın? Şimdi yemeği bir çözüm buldun mu Sibel? Somon ekmek mi arıyorsun? Buldum, buldum, buldum. Ha. Tavuk, yanında ne dedi? Pide mi dedi, lavaş mı Lavaj dedi? demez mi? Dedim. Kızlama gelirse dişlerime Ama tek yapışır. dişin de şimdi dişleri yok ya. Onu da düşünmek lazım. O yer ama kuru ekmek de yer o. Tamam. Tabii onun dişleri artık damak olmuş Ay ya. gitmiş. Zor öyle de. Ha. Kardım ne dedi Aynen öyle bule. Sibel. Kardım ne dedi bule. Ya bunu Sibel'den başka güzel söyleyen yok. Tam Kardım ne dedi buleyim mi? dili alışmış Sibel'in artık tam. Kız bak, ben sana bir şey söyleyeyim Elvan. Deniz kızım çok iyi bilir bak. Lakap taktığım kişilerin bunlar sürekli böyle şey. Mesela Kelaynak. Kardım ne dedi bule. Gazinosu. Başka ne Çark vardı Deniz? gazinosu. Çark gazinosu. Lalı. Menajer polisi. Lalı. Lalü. Güzel ama. Aa bak ne demiş Ege Aslan, diyor ki Ankara'ya gideceğim diyor. Tek dişi diyor, vırvara satacağım diyor. Ayol tek diş dolar bazında koli yapıyor. Kalkıp da bir gün Dolar mı? çark gazinosuna çıktığımızda gel anlat Mehmet abi Ay kısaca. dolar bazında. Gel. Ha. Gel şöyle, ondan sonra tekrar şey Ay yaparsın.
Ay şu Mehmet'in alt dudağı var ya, beni benden alıyor. Ama, dur Deniz dur. Bir gün dedi ki ne geldi gel dedi, beraber dedi çıkalım. Çağ kazinosu be. Çay kazinosuna. Ha, zaten çıkıyorduk ki. Tamam dedim. Ben de akıllı oturuyorum, bir baktım biri bana belirtti. Gel dedi bana akıllı. Ben dedim. Dolaybazı dedim. Kolleşiyorum. Dedi ne? Kolleşiyorum. Burada öyle. Kolleşiyorum dedim. Ne kadar dedi? 100 dolar dedim. Bravo. 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 Bravo Mehmet abi. Ve Heh, söyle. ondan sonra çekti gitti. bu kadar mı? Demek ki koli oldu gitti. Ay sen de gittin hemen ya. Allah'tan gittin hemen. Kim? Yok kız. Komşum burada karısıyla, yengeyle. Ha ondan mı gitti? Orada hayır, orada şey Ha. yapıyor. Burçağını Ha yiyor. Çay tamam. demledi. Yengenin çayı bitti. Yeni veriyor yengenin. Sarı kutlu bu arada şey, şapkanız çok güzel. Valla Elvan dedi. Şu an Hangisi? kullandığın. Aa, Elvan dedi. İlk seni hep kardeşimi kırmadım. Pembeyi taktım. Şimdi de Elvan dedi ki ne? Bunu taktı ve taktım. Gerçekten Her renk çok güzel. yakışıyor Sibel. Anasını sattım Almanya'sında şöyle bir şapkam olmadı. Kız ben sana çanta aldım. İstanbul'a geldiğinde var ya çanta mağazasının sponsorunu aldım Ay kurban olayım seni ben. yüreğimi Getirsene yüreğimi. Deniz Polat'a. Tek diş. Getirsene çantayı. Hangisini beğenecek? İki tane şu ana kadar şey yaptık. Biri kimin de o şey hanımanınki özel. Abi bu da duruyor. Biri kimdi ya? Elvan kimdi o? Birini Hanım verdik. Maya da Biri almıştı bir Gülnur'a. tane herhalde. İki. Üçüncü de şeye. Deniz Polat kızı mı olacak? Ha, getir. Mehmet abi. Ama Şanelim. çanta Deniz Deniz çanta yanında bir Şanelin türlü Deniz. çekemedim ama yani şey bekliyor mağaza sahibi. Şöyle Şanelin bu uzak bir arada şey. çanta ha. Tabii. Güzel. Aa, tam o renk ayakkabım da var benim. O zaman o O diğer Deniz'in. tut gösterdiklerimi. Ay ama ben bunu istiyorum anne. Kelap olduğum belli olsun. Evet, Günür Hanımefendi de efendim şunu beğendi. Şunu. Ha. Bunları da şöyle Sibel o da artık güzel. sevdiğim insanlar olursa Sibel zevkli ya. Sibel evi çantayla doldurmuşsun. hayır Elvan mağazanın sponsorunu Çanta. yapacağım. Hanımayı biliyorsun Ha biliyorum. Deniz. Zeynep. Hanımaya da özel. Özel. Sponsorlukla alakası yok onun. Gördüm gerçekten güzel o şey galiba gümüş simli falan Taşlı. gümüş simli falan da Şura galiba. gibi taşlı. Aha. Evet. Ama o şey gece çantası. Deniz sana da peruk göndereyim. Bana mı? Semihe. Ha Semih. Demeye kol böreği yedirsen yeterli olur diye düşünüyorum Sibel. O renk Yasemin sürekli benden Yıldız ısırıyor. Tilbe şarkısı istiyor da Yıldız Tilbe repertuarımda var. Şimdi ben kısaca şöyle bir şey söyleyeyim, ondan sonra konuşmanızı kesmeyeyim. Gerektiği yerde araya gireyim. Şimdi beyefendi mağazayı açmış. Çanta mağazasını, ayakkabı vesaire. Tanıtımını ben yapacağım. Ha, anladım. Güzel. İyi. Yani sponsor olaraktan. O da gece zaten falan. Olursa Ama böyle maliyete daha girmedi. Şu an hala şeyde ne derler? Yo yo.
Faaliyete daha girme. Tamiratta yani şey, dekor olarak. Tadilatta dekorlar oluşturuluyor. Anladım. Aha, ondan sonra satışlara yani, başlanmadı. 25 bin abla. 25 bin yani kendi bana söyledi. Sibel yani, iyi beton. Para ya, bu reklam işlerinde böyle var mı bu kadar? Vallahi iyiymiş ha. Kim kız? Mesela Çağla olsun, diğerleri olsun. Ne kadar para kazanıyorlar reklamda? İyiymiş gerçekten. Ve de fazla para yok. Sen bir açılışta senin ciğercin olsun. Deniz sen biliyorsun açılışta Selin Ciğerci bir parfüm tanıttı. Kaç tane mağaza açtı. Yani bir de kıza Murat Öğüç 50 bin almadan çıkmıyorum diyor. Keşke dilerim Allah'tan yani arka şeyi gelse. Hani devamı gelse bu çanta mağazasından sonra. Reklam. Değil mi Deniz? Çünkü ne mücadeleler yaptım ben burada. Hala emek. Reklam yüzü tek diş olacak Sibel. Semih Allah ciğerin götünden gelsin senin. Bence o. Pardon. Allah ciğerin mincandan gelsin Semih. Ay mincadan ciğer. Yatma var da mahallede. Karalara girmişler. Yatma var da mahallede. Karalara bürünmüşler. İşte geldim. Neydi lan teklif? Unuttum bak. Güzel. Mahallede kimse kalmamış. Kapıları demişler. Arada ne güzel yanında bak. Bak. Sibel görüntün mü kötü bende mi? Allah aşkına sana koştu. Sibel görüntün çok kötüleşti. Netinde sorun mu var? Sibo. Siboş. Hayır. Görüntün çok kötüleşti. Netinde sorun mu var? Nasıl? Netin ya görüntün çok kötüleşti. İnternetinde sorun mu var? Hayır bu tarafa doğru çevirdim ya tek dişe. Şu an netleşti. Şu an? Hayır. Aynı hala bulanık. Şu an? Hala bulanık. Parça parça gözüküyor böyle şey baya. Ama şöyle bir şey de var. Bunu geçen fark ettim. Üç kişi mesela oluyor ya yayında. Ya da dört kişi. Bir kişi aşağı inince o görüntü düzeliyor. Nedense. Bak. Allah Allah. Aynen. O zaman... O zaman ineyim ben. Yok yok ben de tam şunu söyleyecektim. Sibel ben müsaadeni isteyeyim. Aşağıdan dinleyeceğim seni. Deniz ben de seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben sizi dinlemeye devam edeceğim tamam mı? Öpüyorum ikinizi de. Görüşürüz kendine iyi bak. Eğer bulanık olursa Elvan yaz aşağıdan yayını yenileyim. Tamam Sibel öptüm hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Evet. Efendim eğer yayın bulanıksa. Evet hala bulanık. Bulanık mı? Hı. O zaman tekrar geliyorum efendim. Tamam aşkım. Geliyoruz.